Evet, İsmail ve Hatice buradalar. İsmail'in kardeşi Yusuf burada. İsmail'in babası Mansur Bey'den açıklama geldi. İzleyelim. Bunun bir şişesi yok. Bir elle bir küçük çente, bir de asbaba geldi. Bir tane babası yalan söylüyor bunun. Bu adam kalktı gidiyor. Arvat bize geldik, bir çay pişirmiyor. Biz yeseyden üç aşağıya. Arvat da kestaha görüküyor işte. Davamız bunun yüzünden. Bir bardak çayımızı pişirmiyor. Bir sobamızı yakmıyor. Biz doğal gazı değil, evi kömürlü. Arvat da anlaşamamızın sebebi. Biz kalk gidemiyor. Kışından abi bir bardak suyu bize vermiyor kardeşim. Bunun bir şişesi yok. Bir elle bir küçük çente, bir de asbaba geldi. Bir tane babası yalan söylüyor bunun. Bu adam kalktı gidiyor. Arvat bize geldik, bir çay pişirmiyor. Biz yeseyden üç aşağıya. Arvat da kestaha görüküyor işte. Davamız bunun yüzünden. Bir bardak çayımızı pişirmiyor. Bir sobamızı yakmıyor. Biz doğal gazı değil, evi kömürlü. Arvat da anlaşamamızın sebebi. Biz kalk gidemiyor. Kışından abi bir bardak suyu bize vermiyor kardeşim. Evet, İsmail'in babası Mansur Bey'in açıklamasını duydunuz. Yusuf da zaten 2-3 gündür bunu anlatmaya çalışıyor. Aynen. Diyor ki benim yengemden ailem memnun değil çünkü benim yengem saygısız dedi. Bu yüzden ailem istemiyor Seda Hanım. Ben 2 günden beri bunu anlatmaya çalışıyorum ama anlatamıyorum dedeme. Babam 83 yaşında, annem hasta yatıyor. Annem hasta halinden, babam yaşlılık halinden kalkıp sabahın 8'inde çay koyuyor. Hanımefendi bekliyor kahvaltıya. Ama senin abin dedi ki ben karımı dedi size hizmetçi mi getirdim dedi. Hatırlayın. Evet. İlk gün ne dedi İsmail? Ben dedi Hatice istedi dedi hizmetçi mi getirdim dedi. O zaman. Oğlum senin annene babana çay yapması demek yani. Hizmetçilik değil yani. Tamam, hürmet. Tamam, o zaman hizmetçi tutsun Asya'da abla. Ben de işin hizmetçiyim kendine. O şu an o zaman kadın saygısızlık duruma düşüyor. Şu an o duruma düşüyor. Tamam da ne yapak kardeşim, ne yapak söyle. Ya adam lan siz kabul etmeyiniz. Babam kabul etmiyor, annem kabul etmiyor. Sabahın 8'inde kahvaltı hazırlıyor. Bunun ailesi hiç kabul etmiyor. Ben sahip çıkayım, ona denge oluyorsunuz. Hanımefendi kahvaltıya bekliyoruz ya sabah. Yapmazsın. Size ne gereği var? O zaman evini ayır. Babası ayrıca diyor ki, babası ver şunu baştan ya. Ne güzel konuşuyor Mansur Bey. Bunun bir şişesi yok. Bir elle bir küçük çente, bir de asbaba geldi. Bir tane babası yalan söylüyor bunun. Bu adam kalktı gidiyor Arvat. Bize geldik, bir çay pişirmiyor. Biz yeseyden üç aşağıya. Arvat da kestaha görüküyor işte. Davamız bunun yüzünden. Bir bardak çayımızı pişirmiyor. Bir sobamızı yakmıyor. Biz doğal gazı değil, evi kömürlü. Arvat da anlaşamamızın sebebi. Biz kalk gidemiyor. Kışından abi bir bardak suyu bize vermiyor kardeşim. Hatice duydum kayınpeder adayını. Bir sobayı yakmaz diyor. Bir çay vermez. Zaten İsmail diyor kalkıyor gidiyor diyor. O bekliyoruz ki bir çay versin bize. Konuşmak istemiyorum ben bugün Seda abla. Neden? Çünkü ben yeteri kadar yani gerekeni yaptım. Aa abisi, aa da gene konuşuyor. Hayır, senle ilgili bu. Bir ben ama tamam ben her şeyi yaptım ama geldiğimden beri inkar ediyorlar ya. Seda abla soba yapmayı bilmiyor ki bu. Şimdiki genç kızların bilmemek hiçbiri değil, bilmiyor. Hayır, yapmayı biliyorum ben, bilmemek diye bir şey tamam yok ben biliyorum. Soba yapman yani herkes bir doğalgaz yerde oturuyor. Soba yakabilir misin? Bir yani inkar ediyor yani. Bir bak. Bir dakika durun, tek tek Hatice konuştu bugün. Bak beni sinirlendirme. Durma. Seni ilgilendirir mi, alakası var mı sana? Var mı gereği? Varsa söyle yok bana. Konuşun o zaman. Yani bir bardak çay yapmıyor diyorlar Sedat. Ben ne alaka? Vallahi billahi yapıyordum ben. Evi bile temizliyordum. 8'de kalkmıyordum ama 9'da ona muhakkak kalkıp yapıyordum. Efendim Tülay'cığım. Şimdi Hatice'cim o eve gitmişsiniz, birlikte bazı şeyler paylaşıyorsunuz. Şimdi yaşlılara tamam belki sana zor gelebilir ama onlara ayak uydurmak zorundasınız. Yani ne diyorsun, bak kendin itiraf ediyorsun ki 9'da kalkıyorum diye. Şimdi ben kendimden de örnek vereyim. Benim de babam 91 yaşında, her gün sabah 7.30'da kalkıyor ve ben onlara hizmet etmeye gittiğimde saat 7'de ben ayakta oluyorum ki onun kahvaltısını, annemin babamın kahvaltısını vermek için. Yani birazcık fedakarlık yapsanız elinize ne geçer? Ne ben güzel ya, kaç yaşında adam. Sobasını yaksan ne olur? Ne kaybedeceksin ki? Siz istiyorsunuz ki hep büyükler size yapsın. Siz her şeyi elinize alırsın. Böyle bir dünya yok yani. Büyükler yapmıyor ki, zaten ben yapıyorum diyorum. Ama niye, adam yalan mı söylüyor? 83 yaşında bak ne diyor? Ben diyor ne bize bir
bardak çay veriyor ne de sobamızı yakıyor diyor. Tamam, bir bardak su vermiyor diyor. Soba yakmayı şimdiki genç kızların hiçbiri bilmiyor. Ben de bilmiyorum. Ne alaka? Şimdi doğalgaz çıkmış. Herkes doğalgazda oturuyor yani. Ay bu kadar şey misiniz ya? Koyarsın odunu, içine de çeyini koyarsın, yakarsın. Ablacığım elini öptüm. Adam anlamıyor. Adam sobaya bile elini vurdurmuyor bize. Adam kumandayı cebine gezdiğine adam sobayı bile cebine koyacak ya sırtına gezdirecek vallahi sobayı. Vallahi ben de doğalgazlı. Babam Bey'le. Ben de doğalgazlı evde oturuyorum ama babamlar sobalı evde tamam şey klimayla ısınıyorlar ama üşüdükleri tamam zaman sobayı da yakıyorum yani. Senin baban kumandayı cebinden mi taşıyor yani? Senin zaten baban sobayı yaktırıyor. Ya yaşlıların bazı takıntıları vardır. Onların alışkanlıkları vardır. Bunlardan vazgeçiremezsiniz onları. Siz ayak o zaman anlaşamıyoruz işte biz de çok güzel yapma konuştun Tülay. Yani, vallahi çok evet doğru söylüyorsun. Takıntıları var. Fedakarlık yapacaksınız evet ya. Yani daha ne yapalım biz Tülay abla? Söyleyin. Her şeyi yapıyoruz biz. Vallahi alışkanlıklarınızdan vazgeçmiyorsunuz. Bak ne diyor? Şey kullanmasını biliyor. Fedakarlık yapsın. Bitmiyor ki abla. Sen öyle konuşuyorsun. Sadece onunla iş bitmiyor yani. Yavrucuğum bir bardak çay ben yani sizin böyle konuşmanız da çok yanlış. Vallahi birazcık fedakarlık yapacaksınız. Öyle yan gelip yatmakla evlilik olmuyor Hatice'cim. Efendim Büyük Şükran. Hatice sen annem baban, kendi annem baban sana iyi davranmıyorlar. Bu kayınbaban da öyle söylüyor. Bu büyüklerine kızım sen biraz böyle böyle yere bakıyorsun sessiz de böyle. Laf dinlemiyor musun yoksa? İçinden mi hani? Bundan büyükler seni hiç böyle hoş karşılamıyorlar. Kendi öz annen baban da hoş karşılamıyor. Ne alakası var onunla? Yani diyor ki alaka sen burada sessiz işte sessiz anne baba duruyorsun. Yaşlılar. Bir dakika sen burada sessiz sessiz duruyorsun. Herkes seni çok seviyor. Ama senin ne ailen ne de kayınvalide, kayınpeder adayın senin hareketlerini tasvip etmiyor. Nedir diyor aradaki çelişki? Aradaki çelişki yok. Ben geldiğimde beni anlatmaya çalışıyorum. Siz de beni anlamadınız. Size de teşekkür ediyorum. Tamam mı? Bu kadar yani. Semra anlamadık mı Hatice'yi biz acaba? Yani Hatice görünüşte böyle çok sessiz, sakin. Biraz da bir mağrurluk var Hatice'de. Kendi ailesiyle zaten geçinememiş. İsmail'in ailesiyle de geçimi sağlayamıyor. Hatice o eve gelin gelmişsin. Niçin kayınpederine, kayınvalidene hizmet etmiyorsun? Yemeklerini de yapacaksın, temizliğini de yapacaksın. Soba yakmasını bilmiyorum diyorsun. Öğreneceksin. Neden? Tamam da Semra abla tırnağını ara kesiyor annemin. Daha ne yapsın? Hangi yok gelin kesiyor yani tırnağını? Zaten annen söylemedi mi? Öğlene kadar yatıyor dedi Hatice İsmail. Tamam, tabii ki yatar. Benim eşim kendine hizmetçi mi? Geçsin kızları baksın. Ne alaka hizmetçi tamam diye? Olur beş tane kardeşim ailenin öbürleri baksın. Yaşlı annen baban onlara hizmet yeter, etmek zorunda. Yeter bizim baktığımız yeter yani. Semra abla biraz onlara baksın yani. Seda Hanım ailenin almasını biliyorlar. Sonra da tırnağını senin hanımın tırnağını kesse şu an buralara gelmezsin. Hı. Bunu unutma. Ailenin almasını biliyorsunuz. Güzel. Para yemesini biliyorsun, iş kötü yerinde. Aile baban Ali, biz benim almıyoruz Ali. Benim eşim hizmetçi değil diyorsun ya. Hizmetçi değil benim eşim. O zaman aileni de almayacaksın, hiç kusura bakma. Lan ben mi aylık alıyorum? Ben aylık alıyorum. Alıyorsun. Aylığı ben mi alıyorum geçen yani? Geçen gibi üstüme gelme. Kiracının aylığını kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Kimin aylığını alıyor? Kendine gel. Şimdi Yusuf'un söylediği bazı şeylere inanıyorum. Yusuf yine imzayı attı. Dedi ki eğer siz söz dinleyen böyle ilgili olsaydınız buralara gelmezdiniz. Çaresizlikten geldik. Biz buraya Sedap'la keyfimizden gelmedik. Dur ya. Ne çaresizliği ya? Çaresizlikten geldik. Şu an eşin niye konuşmuyor biliyor musun? Şu an her şey ortaya döküldü o yüzden konuşmuyor. Dökülsün alnım açık dökülsün. Bir insan 21 yaşında kadın yani soba yakmasını bilmez mi ya? Dur ya yalan söylemeyin ya. Bilmiyor yakmayı. Ya yapmıyor mudum ben annenin babanın çayını vermiyor mudum da inkar ediyorsun? Vermiyor mudum yapmıyor mudum ben? Tırnağını kesiyormuş ya. Yaptığımı da söyleyeyim, yapmadığımı da söyleyeyim. Buraya çıkıp da böyle bulaşık konuşmayın. Bulaşığı gene yıkamadın. Bulaşığı ben yıkadım. Sen yıkamadın. Ağzınız olayıp bacım bir yandan geliyor. Sen bir yandan ağzı olan... Ben 6 ay bulaşık yıkadım Seda Hanım. Annem dizinden ameliyat oldu. Ben 6 ay bulaşık yıkadım ya. Ya sus ya işe gidiyordun. Nereden 6 ay bulaşık yıkadın ya? Kendisi sosyal medyada ayak ayasını atıyor. Geçen günkü bir
ayak ayak üstüne atıyor hanımefendi, sosyal medyada takılıyor. Kocası kalk hanım şunu yap demiyor. Takılsın, sana ne gerek var? Annem kalk, annem kalkıp bulaşık yıkıyor ya, ben yıkıyorum bulaşığı. Sedat abla bunlar hizmetkar. Ben telefon bile kullanmıyordum. Ben yeni aldım sosyal medyada, ne işim var? Buralara gelmezsin, unutma. Ne işim var? Biz sosyal medyada kullanmıyoruz, her gibi bir tane kullanıyoruz. Ay Yusuf. Beni kınayan benim durumuma düştü. Benden de daha beter oldu. İyi olsan. Ya iyi olsa. Bak annem ne yaptı kıza? Senin ailen iftira attı. Senin 10 gün yoğun bakımda yattı bak. Allah gösterdi işte. Sizin yüzünüz oldu. Bak. Ha. Annesine saygı, bu da saygısız oldu şu an. Aramıyorum. Hani sen saygılıydın annene? Abla. Hani sen anneni seviyordun? Anneciğim arkamda duruyorsun. Bu saatten sonra durmayacak. Durmazsın. Ben de durmayacağım. Hiç kusura bakma. Büyüksün senin ama büyüklüğünü yapamıyorsun bana ya. Senin annen yaptığı yerde yemeğini getiriyordu. Sen büyüksün, büyüklüğünü yapamıyorsun ya. Sonra üstüme sen gelmeler. Sen yap. Boş boş işler ya. Biz boş iş yapmıyoruz burada. Yapıyorsunuz, hiç kusura bakmayın. Hayır. Diyorsun sonra ki kardeşim saygısızlık yapıyor. Her şeyini veriyorduk çünkü ya. Çünkü ben doğruyu söylüyorum, 9 köyden kovuluyorum. Tamam biz de doğruyu konuşuyoruz. Doğru konuşmuyorsunuz. Biz de doğruyu konuşuyoruz. Doğru, bizim alnımız açık, biz de doğru konuşuyoruz. Boş yapıp durma oradan. Sen boş yapıyorsun. Vallahi ben boş yapmıyorum. Ben açıktan açığa konuşuyorum. Boş yaptığın için bak. Ortaya döküldü her şeyiniz. Dökülsün, neyim döküldü? Bir kere sorun şurada başlıyor Yusuf. Senin abin diyor ki ben karımı kimseye hizmet etsin diye almadım. Ama şu an geçen gün gibi yani söylediği gibi. Yani iş abinde başlıyor. Yılanın başı o Seda Hanım. İnşallah. Başlıyor ya. Anneme, bir gün bakma. Kimse kimseye bakma zorunda değil. Bakmaz. Sen annene annene bakma kimse zorunda değil bakma. Misin? Ama seni doğurdu. 9 ay karnından. Doğurmasaydı beni. Seni. Ben aramayayım da. Engelledim de hepsini. Kafam saat gibi Seda abla. Bak Seda Hanım görüyorsun değil mi? Buradan. Sonra Yusuf haksız diyorlar. Öyle şey mi oldu? Yo ben senin ağzından... Kendisi de haksız diyor şey geçen gün. Ya. Saygısız diyor ya, saygısız asıl kendisi. Saygısız eşi ya. Hiç. Ben işe gittim o gün. Bu kanala çıkmadan önce tehdit ediyormuş annemi ya. Ne diye? Sizin... Aylık kartınızı oradan elinden almış ya. Onu kim aldı aylığı? Siz alıyorsunuz. Kim aldı? Sonra benim hanımım. Ben kim aldı? Siz sen aldın. Oğlum sen git. Aylığını alma baba. Annen, aylığını parayı yemesi biliyorsun. Git. Derdini de sen çekeceksin. Parayı alıyorsun, derdini sen çekeceksin. Bakmıyorum. Annene de bakmayayım, babana da bakmayayım. Ben git, parasını git. Alma. Ben babamın aylık kartını alma. Babama verdim ya. Elinde parayı babam alıyor zaten. Ellerinde bir koz kalmadı Seda Hanım. Babam alıyor. O yüzden şu an ateş gibiler. Bunlar barut gibiler. Ellerinde bir koz kalmadı. Açık kapı kalmadı ya. Hepinizin inadına buradan nişanla kın ayrı düğünde yapacağım. Annemle babam. Bakıyor. Sonra ne olacak? Sonra. İnşallah çocuğum da olacak. Sonra oğlum gideceğim? Olursa Şahlar abinin adını koyacağım. Söz vereyim burada. Nereye gideceksin? Nereye? İnşallah. Nereye gideceksin? Antep'e gideceğim yine Seda abla. Nerede yaşayacaksın? Kirada oturacağım. Ne kadar uzak oradan kafam o zaman saat gibi. Ama ben sen eşim kendine hizmetçi değil. Gelsin kendine Yusuf evlensin, evlendi arvat kendine baksın.